Selam. Nasılsın? Bu videoları takır 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 izledin. Bir önceki videom 22 dakika sürdü. Şimdi onu atladın atladın izledin. En son bu videoya geldin. Şimdi kurs hakkında bilgi verdim. Başlangıçta sana bilgini verdim. Dijital pazarlamayı anlattım. Ne kadar önemli olduğunu anlattım. Müşteriyi nasıl bulabilirsin? Ve potansiyel olarak kendini nasıl sunabilirsin? Kendini pazarlama yöntemini anlattım. Burada müşteriyi nasıl tav edebileceğini anlattım. Bu senin için çok önemli bir şey. Dijital pazarlama, pazarlama her şey. Her şey de çok önemli. Ve bunların tamamı bu bütün baştakilerle önemli. Bunları sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve videonun sonuna yani yorumlara yazacaksın. Kardeşim bu böyle de bir şey dedin. Soru işareti. Ben de sana yanıt vereceğim ve videoyu beğeneceksin çünkü videoyu beğenmezsen bu videolar öne çıkmaz. Sonra burada size WhatsApp ve Instagram yazılımından bahsettim. Şuradan CTRL T yapalım. CTRL T yapalım. CTRL T yapalım. Niye? Neden çıkmadın? Şöyle yeni sekmede şunu açalım. Geldik. Burada size iki tane çok güzel, çok özel. Sadece yani bu toplam bu iki yazılım 500 kişiye sattım. 80 milyon kişi var. Ve Türkiye'deki milyoner sayıları binlerce. Düşün. Ve girişimci sayısı milyonlarca. Belki de 20 milyon girişimci vardır ve bundan haberi yok. Adam aklına gelmiyor kanka. Ben böyle bir işe başlayacağım. Ne yapmam lazım? Abi şu iş için beni dolandırıcılar arıyor ya. Diyor ki kardeşim ben hesap çalıyorum ama DM atmam lazım. Senden alabilir miyim? Geliyor benden keko keko insanlar bundan satın almak istiyor. Ya bir gider misin işine? Ben zaten dolandırıcı için yapsam bunu böyle yayınlar mıyım lan? Gelirim sana derim ki dolandırıcılık için çok güzel bir yazılım. Hesap çalma programı. Yazarım abi koyarım satarım da lan. Vallahi çok güzel para da kazanırım ha. Bir de bunları ben keriz ya da ne bileyim böyle kolay tav edebileceğim insanlar olarak görüyorum. Adama ben bunu 850 bir size sattığım fiyatın 4-5 katına falan satabilirim ya. O derece. O derece bir mantalite beyine sahip insanlar. Neyse ben ne anlattığımı unuttum. Çişim geldi. Hızlıca size bunu anlatmam lazım. Burada iki tane yazılımdan bahsettim ve yıllık olarak satılan ve gerçek fiyatlarını zaten burada görüyorsun. Bu videoya özel, sınırsız. Bu fiyatta kalacak. 5 yıl sonra da bu fiyattan alabilir. Dolar 30 lira. Al gel 850 liraya kardeş. Gel 800 liraya al. Bir yıl boyunca her zaman güncellemeni, her zaman desteğini vesaire alacaksın. Zaten ben size bunları şurada anlattım. Bunların tamamını ben size zaten uyguluyor olacağım ve beni aramayın. Di WhatsApp'tan yazın kardeşim ben bunun için ilgileniyorum. Zaten ben müsaitsem size geri dönüşünüzü yaparım sesli bir şekilde. Dedim ki hocam böyle. Satın alabilirsiniz. Bu videodan geldiğini söyleyin ama gerçekten günlerim aşırı yoğun geçiyor ve saatin 00:22'sinde tarihlerimiz 22 Şubat, aman 24 Şubat 2022 Perşembe. Bu videoyu 2 sene sonra izleyecek insanlar belki de ben ölmüş olacağım. Beni anlık olarak takip edin ve beğenin ki insanlara hızlıca ulaşabileyim. Bunları satın aldın, ne yapacaksın? Bunda reklam çıkacağın insanların datasını toplaman gerekiyor. Veyahut da Google Maps'ten, Google Instagram'dan falan. Ben zaten bunun yanında ekstra olarak size hani gaz yağı örneği vesaire verdim ya. İngiltere'nin yanında ya da ne bileyim parfüm şişesi yaptım. Bunun dolumunu nasıl yapacaksın? Ben bunu 800 TL satıyorum ama yanında data toplama yazılımları da satıyorum. Onlar da 500 TL'ye dozdum. 500 TL'ye de yani yaklaşık 40-50 dolar kaç dolara denk geliyor ya? 500 TL kaç dolar? 36 dolar yapıyor. 40 dolar civarına satıyorum. 40 dolara satıyorum. O da 550 TL falan denk geliyor. Data toplama yazılımları da 40
dolar dostlarım. 40 dolara bunu data toplama yazılımını alabilirsiniz. Data da ne demek? Numara demek. Numara da ne demek? Sizin potansiyel müşterileriniz demek. Yani ayakkabı yazın, ayakkabı bağcığa satıyorsun. Ayakkabı üreten insan ya da ayakkabı alan insanlara ayakkabı bağcığı üretmen gerekiyor. Yani satman gerekiyor ki, ulaşman gerekiyor ki, bunları toplaman gerekiyor ki sen para kazan. Sen potansiyel müşterine bir şey satamazsan veyahut da potansiyel müşterin olan bir pazara girmediysen hiçbir şey satamazsın. Mesela ilk dijital pazarlama kavramı Türkiye'de ilerlerken, şu an hala ilerlemedi, onu söyleyeyim size. Şu an hala emekleme döneminde artık ne kelimeyse, embekleme, endekleme, neyse, sürünme döneminde sürünüyor dostlarım. Siz sürünürken mesela adam Adana'da klima dükkanları var, tamam mı, böyle açmış. Ama kardeşim, bu adam sana nasıl ulaşacak? Adam klima temizliğinden anlamaz, bir şeyden anlamaz. Düğmeye bas, aç, çalış, bozulunca servisi çağır. Garantici adamlar, garantiyi arayan adamlar. Sen bu adama kendini nasıl pazarlayacaksın ya? Bunu bir düşün. Bunu bir düşün. Nasıl yapacağını bir düşün. Arkada kardeşim oyun oynuyor, bağırıyor, neyse. PUBG oynatmayın kimseye. Çocuğunuz varsa oynatmayın. Şimdi ne olacak dostum? Sen bunları satın aldın. Bunlardan artık satış yapmanın şeyine girdin. Burada numara datası toplama yazılımı vesaire her şeyden yararlandın. Aldın numara datalarını, topladın ve ürünün var. O ürününü satıyorsun. Burada insanları topladın. Potansiyel müşterini böyle dizdin. Tamam, bunların tabii ki de IP değiştirme vesaire bir sürü teknik detay var. Bunlar da ben size ayrı bir video halinde anlatmışım. Ve eğitim halinde size zaten göndereceğim bu yazılımdan yanında. Beni teknik destek için arıyorsanız da biraz fiyatım pahalı. Zamanım yok. Zamanımı da pahalıya satarım. Kusura bakmayın. Zamanım kısıtlı. Bu videoları da o şekilde çekiyorum. Bunların satın aldınız ve insanları topladınız ve bunlara mesaj gönderdiniz. Artık bundan sonrası dostlarım buradaki bütün anlattığım videolara dayanıyor. Bu videoları da çok detaylı bir şekilde izle ve kaydet. Daha sonra izleye kaydet. Sonradan sürekli izle. Mesela ehliyet alacağını düşünelim. Ve ehliyet alacağın yerin sürücü pisti olur, tamam mı? Bu sürücü pistini çok iyi bir şekilde ezberlediğin zaman ehliyet sınavından geçersin. Ya da TYT'ye, AYT'ye gireceksin. 2 sene sonra olmayabilir ama ben şu an TYT, AYT. Yani üniversiteye geçiş sınavı. Üniversiteye geçiş sınavına çok güzel bir çalışman lazım. Her şeyi bilmen lazım. Zaten çok az bir konu var. Yani çok az dediğim, hakim olman gereken çok az şey var. Ve bunları bu ekosistemin içerisine girdiğin zaman bunlar sana büyük olabilir, büyük gelebilir. Kesinlikle gözünde hiçbir şey büyütme. Büyütürsen gözünde büyür ve o şey imkansız hale gelir. Her neyse, bir şey ezberlemen lazım ki, ona çalışman lazım ki, onu incelemen, onu detaylandırman ve bu videolarda not alman lazım ki sen bir şeyler yap. Bu videoyu kaydet, bunlardan yararlan. Topladın, herkese gönderdin ve bunları uyguladın. Bunları uyguladıktan sonra satış yapmama gibi bir ihtimalin yok. Bu videomuzda 8 dakika sürdü. Dostum, şimdi ne olacak? Kendine bunu bir sor. Bunların tamamını izledin ve benim ekosistemime giriş yaptın. Bunun Insta ve WhatsApp yazımlarını aldın. Ekosistemime giriş yaptın ve benim mantaliteme uymaya çalışıyorsun. Şimdi ne olacak? Şimdi ne mi olacak? Buna gelelim. Kardeşim, sen benden ekosistemime girdin. Bütün videolarımı zaten ben sana dedim ki, bana geldiğin yazılımları aldım, şimdi ne yapacağım diye soru sordun. Dedim zaten ben bunu bu videolarda anlattım derim. Yani bu kadar dar düşünceliyseniz benden bir şey satın almayın. Ben zeki insanlara satış yapmayı severim ve zeki insanlara hitap etmek için zaten bu video serisini çektim. Satın aldın. Şimdi ne mi olacak konusuna geldiğimiz zaman, kardeşim şu an yalnızsın. Ben sana burada her şeyi anlatmışım. Ve artık kendi başınasın. Hedef kitleni kendin belirleyeceksin. Numara toplama, numara datası alma konusunda benden aldın. Hedef kitlelemeni çok güzel yapman lazım. Bunu da burada açıklıyorum. Bana bir daha söyletmeyin. Size açıklama
Yapmayayım. Bir daha. Burada söylüyorum. Dostum, ürünün satın alacak insanları çok iyi seç. Ürününü nasıl temin edebilirsin? Ya da sen mi yapıyorsun, yapmıyor musun? Dropshipping mi yapıyorsun? Fark etmez. Onları çok iyi bir şekilde belirle ve en ucuz, en kaliteli insanlara en iyi şekilde neyi sunabilirsin onu bul. Tedariğini bul yani. Ardından depolamanı ve bu işin giderlerini çıkar ve ona göre kendine bir yol çiz. Bu yolu çizdikten sonra bunlarla zaten satışını ilerletmeye ve kendine göre bir sistem yaratmaya başlayacaksın. Küçük küçük ilerleyip büyük pazarlara girmenin yolu bu eğitimlerden geçiyor. Ben size küçük küçük emekleyerek, ebekleyerek artık ne şekilde söyleniyorsa, ben size küçük küçük başlayıp nasıl, bak bunlar da bir yere kadar. Bunlar da bir yere kadar. Artık reklama da gireceksin, buna da gireceksin. Artık sistemin kendi kendini pazarlamaya bile başlayacak. Bunları da bir yere kadar yaparsın. Artık enerjin bile kalmayabilir insanlar yetişmeye çalışmaktan. Kendine yöntem ve yol çizmen lazım. Bir planı oturtman lazım ki kendini ondan para kazan ve hayatın kurtulsun kardeş. Şimdi ne mi olacak? Bu olacak. Hayatın kurtulacak. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bu videodan sonra da videolarımın tamamını beğen. Beğenmedim biliyorum. Geçmiş videoları beğenmedin kardeşim. Git beğen, onlara yorum yaz. Teşekkür ederim. Mantalitene uyacağım. Seni takip edeceğim. Beni takip et. Beni takip edersen bu hayatta kazanırsın. Ben altın aramaya giden insanlara kürek satmayı severim. Siz de altın aramaya giden insanlarsınız. Zeki insanlarsınız. Ama küreğiniz eksik. O küreği alacaksın. Kürekle kazacaksın, kazacaksın. O kazmayı da, o altın arama konusunda burada anlattım zaten. Kendine iyi bak. Çok çok iyi bak. Hayatını planla. Bye bye.